أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün bir önceki derste başladığımız Necm suresinin daha en başındayız. Üçüncü ayetinden itibaren okuyacağız. İnşallah 14. ayetine 12. ayetine kadar bu ders okuruz diye hesap ediyoruz. Okuduk. Okuyamazsak bir sonraki ders devam ederiz. Necm suresi önemli bir sure. Bütün sureler önemli olduğu gibi bu surede elbette ki çok önemli. Önemi Hazreti Peygamber'i ve vahyi daha doğru tanımamız noktasında bize sunduğu bilgilerden kaynaklanıyor. Çok önemli mesajlar var gerçekten. İlk iki ayeti üzerinde şu kadar süre durduk. Çünkü Kur'an'da yemin cümlelerini biraz anlattık. Biraz uzun sürdü. Sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam'a Mekkeli müşriklerin yönlendirdiği suçlamaları Kur'an'dan cevapladık. Onların suçlamalarını 6-7 maddede şekillendirdiklerini beyan ettik. Onlara Kur'an'ın verdiği cevapları ikinci ayet çerçevesinde beyan etmeye gayret ettik. Şimdi üçüncü ayetten itibaren devam edeceğiz. Önce üçüncü ve dördüncü ayetlerin mealini vereyim. Ne diyor bu üçüncü ve dördüncü ayetlerde? Sonra ayetlere dair yoğun bir takım aktarımlarımız olacak inşallah. Tabii önce Rabbim bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip etsin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru bir şekilde hepimizin yaşamamızı nasip ve müyesser etsin. Ayetin metni şu: Es-Selamübillah. Ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Kısacık iki ayet, üç ve dördüncü ayetler. Manası şu, Peygamberimizle alakalı. Ve ma yantıku, o konuşmuyor. Anil heva, hevasından, arzusundan, kendi kafasından bir şeyler üretmiyor. İnhuve, onun konuştuğu şeyler, illa vahyun yuha, kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Yani onun söyledikleri vahiydir. Kendi hevasından, kendi arzusundan bir şeyler üretiyor değildir, diyor Allah-u Teala. Şimdi bu surenin ilk iki ayetinde de olduğu gibi üçüncü, dördüncü ayetlerinde de maksat vahiy hakkında bilgi vermektir. Vahyi tanıtıyor Rabbimiz. Önce vahye yemin ediyor, sonra Peygamberimizin şaşkın veya sapkın olmadığını söylüyor, azgınlaşmadığını söylüyor, hevasından konuşmadığını söylüyor. Peki nedir yani, niye böyle bir şey söylüyor? O hevasından, kendi arzusundan konuşmuyor.
Bunu şöyle tercüme edince iş değişiyor. Ve ma yantıku anil heva, o hevasından hiç konuşmaz. Öyle bir şey yok. Bu tercümeyi öyle yapamazsın. Burada Hazreti Peygamber'le alakalı bir konu var, bir gündem var. O gündeme dair cevap veriliyor. Yani onların Peygamberimiz Aleyhisselam'la alakalı Mekkeli Muhammed olarak sorunları yoktu. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'le hiçbir sorunları yoktu Mekkeli müşriklerin. Hatice'nin eşi Muhammed'le sorunları yoktu. Kasım'ın babası Muhammed'le sorunları yoktu. Ne bileyim, diğer şeyleri de içerisine katabilirsiniz. Hani laf salatası yapıp şimdi 10 tane cümle daha söyleyebilirim. Onların Mekkeli Muhammed'le sorunları yoktu. Onların dertleri Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'le idi. Aleyhissalatü vesselam. Problem oydu yani. Ona cevap veriyor. Normal konuşmalarında kimsenin ona bir şey dediği yoktu. Ona el emin demişlerdi zaten. Güvenilir insan bu sıfatı onlar takmışlardı. Onun Mekkeliliği ve Mekke'nin herhangi bir ferdi olması itibariyle hiç problemleri yoktu. Nebi Aleyhisselam ne zaman risaletle buluşturuldu? İşte o zaman problemler ortaya çıktı. O zaman düşmanlıkları depreşti. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de Hilful Fudul diye bir teşkilat vardı. Onun üyesiydi. Hilful Fudul. Şimdi ona işte Erdemliler Hareketi diyorlar. Yani Erdemliler Hareketi onu ne kadar karşılıyor bilmiyorum ama maksat şu. Yani Hilful Fudul. Fudul fazilet kelimesiyle aynı kökten geliyor. Faziletli davranmak. Hilf, halefe, bu da yemin etmek demek. Yani iyi davranmaya, dengeli davranmaya yemin eden bir teşkilat. Onun üyesiydi. Mekkelilerin o zamanlar böyle yaptıkları savaşlar vardı Mekke'yi koruma adına. O savaşlara da tıpkı diğer Mekke fertleri gibi o da katılıyordu. Yani Mekke'de Mekkelilerin gündemini meşgul eden her ne varsa Peygamberimiz de o meşguliyetin içinde bulunuyordu. Çok düzgün bir insandı. Çok da saygın bir konumu vardı. Bunları şunun için söylüyorum. Mekkeli Muhammed'le sorunları yoktu adamların. Hazreti Muhammed'le sorunları vardı. Onun söyledikleri sıradan sözlerden etkilenmiyorlardı. Onların bütün düşmanlığı vahiy adına söyledikleriyle ilgiliydi. Onun için diyor ki ma dalle sahibukum, arkadaşınız sapmadı. Ve ma gava, azmadı. Ve ma yantıku anil heva, hevasından konuşmuyor. Yani kendiliğinden üretmiyor bunları. Ona düşmanlık yapmayın. Demek istiyor ki Cenab-ı Hak, sözünüz varsa bana söyleyin, ona söylemeyin. O kendiliğinden bunları üretmiyor. Ve ma yantıku anil heva. Bu cümleyi böyle bu arka planını ıskalayarak sadece düz bir meale indirgerseniz o zaman Hazreti Peygamber'in mesela acıktığı zaman bana bir tabak yemek getir sözünü de vahiy zannedersin. Şimdi uykum geldi yatayım biraz, ah vahiy geldi uyutuyor onu filan. Yok yok. Yani onun diğer hayatının diğer aşamalarından söz etmiyor. Burada konu belli. Yani konuyu bağlamından kopartarak ayetlere başka şeyler söyletmeye bir çabalamanın bir anlamı yok. Şimdi Peygamberimiz bir rivayet gündeme geliyor. Diyor ki bak Peygamberimiz bunu hevasından söylemedi filan. Ya konu o değil. Yani milleti böyle ayet okuyor numarasıyla aldatmanın bir manası yok. Bunun içeriği belli. Tartışılan bir konu var. Tartışılan şey Nebi Aleyhisselam'ın peygamberliği. Bunun üzerinden Rabbimiz cevap veriyor. Ve ma yantıku anil heva. Hevasından konuşmuyor.
Hevasından konuşmaz tercümesi sıkıntılı. Bu tercümeyi yapmamak lazım. Ma yantıku. Arapçada şimdi bu bir kalıp. Neyin kalıbı? İşte Arapçada mazi fiiller var, muzari fiiller var, işte mastarlar var, ismi fail var, ismi meful var, muzari'nin alt versiyonları var. Muzari cahdi mutlak, muzari cahdi mustarak, muzari nef'i hal, muzari nef'i istikbal, muzari te'kidi nef'i istikbal diye muzari kalıbın alt versiyonları var. Şimdi bu o alt versiyonlardan biri. Mayen tıku yani mayen suru. Mayen suru muzari fiil nef'i hal. Yani şu andaki bir şeyin olumsuzunu ifade etmek. Konuşmaz deyince geniş zaman oluyor. Konuşmuyor. Ve ma yantıku. Şu andaki onun bu sözleri hevasından ürettiği şeyler değiller. Hiç konuşmaz demek değil. Hiç aklına estiğini söylemez demek değil bu. Vahiy adına, din adına söyledikleri hevasından gelen şeyler değildir diyor Allah-u Teala. Vahiy sahipleniyor. Şimdi bakın. Bunlar zaten hevadan söylenebilecek şeyler değil ki Kur'an. Kim neyi düşünerek böyle bir metin meydana getirebilecek? Kimin böyle bir kudreti varmış ki? O kudreti ebediyen iptal etmek ya da böyle bir zannı ebediyen Müslümanın, insanların, toplumların gündeminden çıkarmak için meydan okuma cümleleri var Kur'an-ı Kerim'de. Biz bunlara teknik adı itibariyle tehaddi ayetleri deriz. Tehaddi ayetleri, tehaddi meydan okumak demektir. Meydan okuyor. Meydan okuduğu ayetler var. 5 tane bunlar. Mesela bir tanesi, işte Tur suresinde, 33-34. ayet. Bir tanesi, İsra suresi, 88. ayet. İsra 88'de buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah. Kul de ki, le'inici tema'atil insu vel cinnu. İnsanlar ve cinler bir araya gelseler, toplansalar, işbirliği yapsalar. Ala en ye'tu bi misli hazel Kur'an'ı. Bu Kur'an gibi bir kitap getirme noktasında. Hepsi bir araya gelseler, cinler ve insanlar. La ye'tune bi mislihi. Kur'an'ın benzeri bir kitap getiremezler. Velev kâne ba'duhum li ba'din zahira. İsterlerse birbirlerine destek olsunlar fark etmez. Kur'an gibi bir kitap meydana getiremezler diyor. İsra 88'de. Tur suresi 33-34'te de buyuruyor ki Estağfirullah. Em yekulûne tekavvelehu. Yoksa onu o uydurdu mu diyorlar. Şimdi Arapçada bu Arapçayı iyi bilmek lazım. Yani Arapçayı bilmeden olmaz bu iş gerçekten. Şimdi Arapçada kale söylemek demektir. Kale demek, söylemek. Kale bi, B harfiyle onu kullanırsan hüküm vermek demektir. Kale bi, hüküm vermek manasına gelir. Kale'yi tefaul babına koyarsanız bizim eski usulü beğenmezler. Derler ki yani ondan ne olur filan. Ondan olursa ne olursa olur. Odur usul. Gerisi yemişim usulünü gerisini. Gerisinde bir şey yok. Bunu bileceksin. Kale demek, söylemek, konuşmak. Bunu tefaul babına koyarsan tekavvele olursa aynı kökten geliyor. Biri hakkı söylemektir. Tekavvele olursa uydurmak demektir. Em yekulune tekavvelehu. Yoksa onu o uydurdu mu diyorlar. Yani Kur'an'ı peygamberimizin uydurmasıyla ilişkili böyle bir serzenişte bulunuyorlar. Felyetu bi hadisin mislihi inkanu sadikin. Hadi o zaman hani bella yu'minun. Onlar inanmıyorlar. Felyetu bi hadisin mislihi. O zaman bu Kur'an gibi bir hadis getirsinler hadi. Felyetu bi hadisin mislihi. Bu Kur'an gibi bir söz onlar da getirsinler. Madem bunu bir insan uydurdu iyi ya siz de uydurun. İnkânû sâdikîn. Eğer iddialarında sadakat sahibi iseler,
bunu bir insan uydurduysa, hadi onlar da bunun gibi bir söz söylesinler. Getirin. Bu meydan okuma hala geçerli. Şu anda da geçerli. Sıkıysa getir. Becerebiliyorsan söyle bakalım. Bu iki ayet, yani İsra suresi 88 ile Tur suresi 33-34. ayet, genelde şöyle zannedilir. Kur'an bütünüyle kendisi gibi bir kitap getirilmesi noktasında meydan okuyor. Hayır, bütünüyle değil. Niye? Çünkü İsra suresi ile Tur suresi indiriliş sıraları itibariyle 60'lı, 50'li, 60'lı sıradadır. Demek ki buradaki meydan okumada meydan okunan sure bütününün sayısı 50-60 civarındadır. Henüz Kur'an'ın tamamı gelmediği için olan kadar meydan okunuyor. Sonra bu geçtikten sonra, yani bu Tur suresi, İsra suresi, bunlar indikten epey bir süre sonra, bu defa Cenab-ı Hak Hud suresiyle sesleniyor. Hud suresinin bir ayetini yeniden meydan okumaya dönüştürüyor. Bu ayet surenin 13. ayeti. Hud suresi 13. ayet. Bu defa diyor ki Rabbimiz, em yekulûne ferâhu, yoksa onu o uydurdu mu diyorlar. Tekavvele iftira demektir, yani uydurmak. Onu uydurdu mu diyorlar. Kul, de ki bunu Muhammed uydurdu diyenlere. Onlar Muhammed diyorlar. Bizim Hazreti Peygamber dediğimize, onlar Hazreti filan demiyor tabi. Kul, de ki onu sana söyleyenlere. Fe'tü bi'aşri süverin mislihi. Hadi o zaman bu Kur'an gibi 10 sure getirin hadi. Becerebiliyorsanız, hani öyle 50-60 tane getirmeniz mümkün değil. 10 tane getirin. Aşri süver. 10 sure getirin. Hatta uyduruldu diyorsunuz ya bu kitaba. Kul fe'tu bi aşri süverin mislihi müfterayatin. Hadi siz de uydurulmuş 10 sure getirin. Becerebiliyorsanız. Bir kişi yapmasın bunu. Ved'u men istata'tum min dunillahi in kuntum sadikin. İddianızda doğru ve samimi iseniz, Allah'ın peşi sıra kimi çağırmaya gücünüz yetiyorsa hepsini çağırın, yardım alın, 10 sure getirin. Bu da olmuyor. Sonra Yunus suresi geliyor. Önce Hud suresi, iniş sırasında Hud suresi 69. suredir. Yunus suresi 70. suredir iniş sırasında. 70. sure olan Yunus suresinin bu defa 38. ayetinde meydan okuma bir sureye indiriliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, em yekulûne efterâhu, yoksa o vahyi o uydurdu mu diyorlar. Kul, de ki bunu diyenlere, fe'tû bi sûretim min mislihi, o zaman o Kur'an gibi bir sure getirin hadi. Ved'û men istatâtum min dûnillâhi in kuntum sâdikîn. Kime nasıl yardım talebiniz olacaksa Allah'ın peşi sıra, hepsini yardıma çağırın. Bu meydan okuma devam ediyor. Bunlar Mekke surelerindeki meydan okumalar. Yani hem Tur suresi, hem İsra suresi, hem Hud suresi, hem Yunus suresi Mekke dönemi suresidir. Meydan okumalar devam ediyor. Aradan yıllar geçiyor. Bu defa Medine dönemi başlıyor. Medine döneminin ilk suresi olan Bakara suresinde Yüce Allah bu meydan okuma ifadesini yineliyor bir daha. 23 ve 24. ayetlerinde surenin buyuruyor ki, Estağfirullah. Ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina. Kulumuza indirdiğimizden herhangi bir şüphe içerisindeyseniz, o zaman fe'tu bi suretin min mislihi. Hadi öyle 50-60 sure dedik getiremediniz. 10 sure dedik getiremediniz. Bir surelik meydan okumuştuk getiremediniz. Hadi asgarisinden meydan okumayı tekrarlıyorum. Bir sure getirin. Getirin. Başka şahitleriniz varsa onları da çağırın. Getirin. Ama cevap veriyor. Burada diyor ki fe in lem tef'alu. Bunun tercümesini de şöyle yapıyorlar.
Fe in lem tef'alû, yapamazsanız, yapamazsanız değil. Fe in lem tef'alû, yapamadıysanız, yani madem yapamadınız, ki yapamadılar, ve len tef'alû, zaten yapamayacaksınız da. Len edatıyla muzari kalıp, aynı şey, iyi bilmek lazım kalıbın verdiği manayı. Ve len tef'alû, zaten ebediyen yapamayacaksınız da. O len sadece Mekkeli müşriklerden ya da Medine'deki inançsızlardan ibaret değil bu muhatap. Bugüne kadar, mahşere kadar, yani son saate kadar meydan okuma devam ediyor. Yapamayacaksınız. Öyleyse fettakun nâra alleti ve kûduhen nâsu vel hicâre. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşe karşı kendinizi koruyun. Ki uiddet lil kafirin, o ateş kafirler için hazırlanmıştır, hazırlanmış olacaktır manasında bir meydan okuma var. Bunu şunun için okuyorum bu ayetleri. Peygamberimiz bu vahyi kendi hevasından üretmiyor diyor Allah-u Teala. Eğer böyle zannediyorsanız al, meydan okuyorum. Şunu getirin, becerebiliyorsanız filancayı getirin diye meydan okumalar devam ediyor. Başka ayetler var. Mesela Yunus suresi 36. ayet. Ve ma kana hadal Kur'an en yuftara min dunillahi. Yani bu Kur'an Allah'ın peşi sıra başka varlıklar tarafından uydurulabilecek bir kitap değildir diyor. Bu kitap uydurulmaz. Böyle bir kitap, uydurma suçlaması bu kitaba yapışmaz. Bu karalama, bu çamur bu kitaba yapışmaz. Uydurulabilir bir kitap değildir bu kitap. Kimse böyle bir şey üretemez. Yunus suresinin 37. ayeti. Yusuf suresinde de var böyle bir ayet. Orada buyuruyor ki, مَا كَانَ حَد۪يسًا يُفْتَرَى. Yusuf suresinin son ayeti 111. مَا كَانَ حَد۪يسًا يُفْتَرَى. Kur'an uydurulabilir bir söz değildir. Hadis neymiş? Söz demekmiş. Sözün en güzeli de Allah'ın sözüdür. Değil mi? Mesela bizim hadislere karşı bir şeyimiz olur mu? Hadisin en güzelini okuyorum ben. Anlamıyor adam. En güzelini ben okuyorum. O karmakarışık okuyor. Ne okuduğu belli değil. Onlar. O derken herhangi bir isim hayal etmiyorum yani. Hadisin en güzelini biz okuyoruz. Aha, en güzel bir hadis okuyayım size. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Benim okuduğum hadisler hem Allah'ın ifadesiyle şöyle etki bırakır mesela. Allah sözün en güzelini, hadisin en güzelini bu kitap olarak indirdi. Müteşabihtir bu hadis. Yani ayetleri birbirine benzer. Mesanidir bu hadis. Yani bir şeyi zıddıyla ortaya koyar. Anlarsınız. Öyle ki تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Bu hadisi okuyanların Rablerine duydukları derin saygıdan dolayı tüyleri diken diken olur. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Rablerine derin saygı duyanların derileri ürperir. Sümme telînu cülûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillah. Sonra da onların hem derileri hem kalpleri Allah'ın zikrine doğru koşar ve coşar. Bak işte hadisin en güzeli buymuş. Kur'an için de öyle diyor. Başka ayetler var. Epeyce ayet var. Fe bi eyyi hadisin ba'dehu yu'minûn. Kur'an'dan başka hangi hadise itibar edecek bunlar? Öyle diyor ayet. Kendim uydurmuyorum bak. Ah, ayetin numarasını söylüyorum. Câsiye suresinin kaçıncı? 6. ayeti. Febi eyyi hadisin ba'dallahi ve ayatihi yu'minun. Allah'ın, Allah'tan başka, onun ayetlerinden öte hangi söze itibar edecekler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri Kur'an'dan beslenen sözlerdir. Onlar başımızın gözümüzün üstüne. O sözlere bir kimsenin bir itirazı olamaz. Olabilir mi? Yani peygamberimiz bir ayetin işte açıklamasını yapıyor. Ne diyeceksin sen şimdi?
Sen anlamazsın. Ben senin sözüne itibar etmiyorum. Bir Müslüman böyle bir şey söylemez yani. Bir söz peygamberimizin ise bir Müslümanın o söz beni ilgilendirmiyor deme lüksü yoktur. Peygamberimiz bir şey dediyse o söz eğer ona aitse ama ona aitse öyle filanca kitapta yazıyor, filanca yerde nakledilmiş, falanca grup bunu böyle kabul ediyor filan. Yok, öyle yok. Öyle yemezler, kusura bakma. O Kur'an'dan beslenen söz olacak. Çünkü Peygamberimiz Kur'an'dan beslenmeyen sözler söylemez. Eğer bir söz Kur'an'a aykırıysa o söz Peygamberimizin olamaz, bitti. Duruşumuz budur. Ama adam ısrarla ve inatla bunu anlamak istemiyorsa yapacak bir şey yok yani. Anlamıyorsa anlamasın. Diyor ki Mekkeli müşrikler Peygamberimiz için. O kadar ayet var ki bak vallahi hangisini okuyacağımı şaşırıyorum yani. Birini okuyorum, öbürü aklıma geliyor, onu atlıyorum, öbürü aklıma geliyor. Yani mutlaka hepsini okumak istiyorum. Yani konuyu iyi kavrama bakımından. Şimdi diyor ki adamlar, nerede? Furkan suresinin 4. ayeti. Bak, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler demiş, derlermiş ki, اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ Onun bu söyledikleri birer iftiradır. İfkün iftira demek. Yalan yani. Onun söyledikleri sadece ve sadece yalandır. Şimdi Arapçada böyle in edatıyla illa edatı yan yana geldi mi bir cümlede orada bir vurgu manası var. Budur başkası değildir anlamı verilir. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler derlermiş ki, demişler ki in hâzâ illâ ifkün. Bu sadece bir iftiradır. İfterâhu bu iftirayı o üretti. O dedikleri peygamberimiz yani. O üretti. Sadece o değil. Ve e'anehu aleyhi kavmun aharune. Bir grup daha da ona yardım etti. Bak böyle diyorlar vahiy için. Bunu o uydurdu peygamberimiz için. O uydurdu tek başına değil. Ve e'anehu aleyhi ona ianede bulundu. Yardım etti. Kim? Kavmun aharune. Başka bir topluluk da buna yardım etti. Fakat ca'u zulmen ve zura. Bu yardım edenler de çok büyük bir haksızlık ve acayip bir yalan iş ürettiler diye vahyin kaynağını sorgulayan çıkışlar ortaya koydular. Bitmedi, devam ediyor. Diyorlar ki ve kalu. Bu 5. ayet. Furkan suresi 5. Ve kalu demişler ki Esatirul evveline. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil. Masal. Ne oldu da bu? Nasıl oldu bu? İlk defa bunları kendisi yazdırıyor. Peygamberimiz bunu güya bunları yazdırmış. Feyyetümle aleyhi bükreten ve asıyla. Sonra da sabah akşam kendisine bunlar yeniden imla ettiriliyor. Önce kendisi çaktırmadan yazdırıyor bunları birilerine. Sonra da vahiy geliyor numarası çekiyor. Sabah akşam kendisine okunuyor diyorlar. Kim? Mekkeli müşriklerin. Vahiy algısı bu. İşte okuduğumuz ayette bunlara cevap veriyor. Ve ma yantıku anil heva. Uydurup durmayın. O kendi hevasından konuşmuyor. Onun söyledikleri kendi uydurmaları filan değil diye o sözlere, o suçlamalara cevap veriyor Allah-u Teala. Bakın. Nahl suresi var Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi. O surenin 103. ayeti yine bu konuyla alakalıdır. Nahl suresi 103. ayet. Metin şu. وَلَقَدْ نَعْلَمُ Biz gayet iyi biliyoruz diyor Allah-u Teala. Neyi? اَنَّهُمْ يَقُولُونَ Onların şu sözleri söylediklerini gayet iyi biliyoruz. Hangi sözleri? İnnemâ yuallimuhu beşerun. Ona bir beşer öğretiyor bunları. Ona dedikleri Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'e bütün bunları bir beşer, bir adam, bir insan öğretiyor diyorlar.
Şimdi bu iddiayı Rabbimiz cevaplıyor. Buyuruyor ki: Lisanullezî yulhidûne ileyhi a'cemiyyun ve hâzâ lisânun arabiyyun mübînun. O kendisine nispet ettikleri o beşerin sözü yabancı. O Bizanslı bir köle. Bizanslı bir köle bunları peygamberimize öğretiyormuş. Öyle diyorlar. Rabbimiz diyor ki o adamın dili yabancı. Dili acemi, yabancı bir dilde konuşuyor. Rumca yani konuşuyor. Ve hâzâ lisânun arabiyyum mübîn. Bu kitapsa apaçık Arapça. Ne biçim suçlamalarınız var? Niye ayakları yere basmıyor? Böyle suçlamalar ortaya koyuyorlar. O suçlamaları cevaplıyor işte Allah-u Teala. Ve mâ yantıku anil hevâ. Hevasından konuşmuyor. İn huve illâ vahyun yuhâ. Onun söyledikleri kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir. Şimdi bu kadar ayeti, konuyla alakalı bu kadar ayeti bilmeden, hatta dahasını size söyleyeyim, bu surenin hemen bir öncesindeki sure, Tur suresi. Tur suresinde, resmi sıralamada öncesindeki sure, bu surenin 29 ve 30. ayetleri var. 29. ayette Rabbimiz peygamberimize emren buyuruyor ki: Es-selbillah fezekkir. Sen gerçeği hatırlat. Fema ente bi ni'meti rabbike. Sen Rabbinin nimeti sayesinde değilsin bi kahinin. Sen kahin değilsin. Ve la mecnunun. Sen mecnun da değilsin. Em yekulune. Yoksa şöyle mi diyorlar? Şairun. Bu şairin tekidir. Öyle mi? Neterabbesu bihi raybel menuni. Zamanın felaketlerinin onu da alıp götürmesini bekliyoruz diyorlar, öyle mi? Bakın, konu bu. Tartışılan konu bu. Peygamberimizin vahiy adına söylediklerini adamlar reddediyorlar. Onların bu reddedişlerini Cenab-ı Hak cevaplıyor. Olanı bu. Daha ileri aşamada bir ayet okuyorum şimdi. Ve mâ yantıku anil hevâyı doğru anlamak için bu kadar ayeti okuyorum. Yani lafı uzatmak için değil. Eğer bu altyapıyı bilmezse bir adam, sonra herhangi bir rivayet peygamberimizin hevasından söylenmedi diye size yutturulabilir. Burada tartışılan konu peygamberimizin peygamber olmadan söyledikleri değil. Bunlar peygamberimiz peygamber olduktan sonra vahiy adına söylediklerini reddedenlere Kur'an'ın verdiği cevaptır. Bunun üzerinden konuşuyoruz. Mesele bu. Burayı iyi kavramak lazım. Değilse başka yalanlar yutturulur gider, Allah korusun. Yunus suresi 15 ve 16. ayetler. Mekke'yi tanımaya gayret ediyoruz. Necm suresinin ilk ayetlerinin neden söz ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Bakın, tam konuyu özetleyen ayetler iki tane. Yunus suresi 15 ve 16. ayetler. Buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah. Ve izâ tütlâ aleyhim âyâtünâ beyyinâtin. Bizim apaçık ayetlerimiz onlara aktarıldığı zaman, tilavet edildiği zaman demek aktarıldığı zaman yani. Aktarıldığı zaman. Yani o vahiy ile onlar buluşturulduğu zaman. Kâlellezîne lâ yercûne likâena. Bizimle karşılaşmaya inanmayanlar. Yani ahirete inanmayanlar. Demişler ki peygamberimize. İ'ti bi Kur'anin gayri hâzâ. Bundan başka bir Kur'an getir. Bu olmadı. Başka bir Kur'an getir. Ev, hani bunu beceremiyorsan, beddilhu, bunu değiştir. Sarmıyor ona bazı ayetleri demek ki. Aslında hiçbir tarafı sarmıyor da, hani ne kadar bozarsak kârdır. Peygamberimize bu teklifi getiriyorlar. Ya bu Kur'an'dan başka bir kitap getir, ya da bunu değiştir diyorlar. Bu cümle tanıdık geliyor mu? Çok tanıdık bu. Çok tanıdık. Bana Kur'an'dan delil getirme diyor değil mi adam?
Bana 500 tane ayetten de delil getirsen ben bakmam. Neye itibar edersin beyim? Din adına konuşacağız. Ayetten delil getirme. Kapat. Yunus suresi 15. ayet sana inmedi demek ki arkadaş. İnmedi sana. Bu ayet inseydi böyle demeyecektin. Yapma. Yapma. Yapma kardeşim yapma. Keyfi keyfine kendini küfrün o derin çukurlarına itme. Gözünü seveyim. Cümlenin nereye gideceğini iyi hesap et. Bu sözün kimin sözüne benziyor? İyi bak. İyi bak. Müşriklerin konuştuğu gibi konuşmaz Müslüman. Bu kitap sarmadı bana. Bundan değil başka getir. Bu müşrik sözüdür. Kur'an'ın dediğine itibar etmem, filancanın dediğine itibar ederim. Sözü müşrik sözüdür. Yapma, söyleme böyle şeyler. Kasıt o değil biliyorum ama aynı değirmene su taşıyor bu sözler. Yapma. Yapmayın bunları. Bunu söyleyenlere cevabı Rabbimiz kendisi veriyor. Peygamberimize bırakmıyor bu teklifin cevabını. Rabbimiz peygamberimize bırakmıyor. Kendisi veriyor. Diyor ki, kul, bunu sana söyleyen, senden böyle şeyler isteyenlere de ki, مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. Ben onu kendi tarafımdan değiştirecek güce sahip değilim ki. اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيَّ. Arkadaş, ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Ben kendim söylemiyorum ki bunları. Bakın, bu ayeti şunun için okuyorum. Peygamberimizin vahiy adına söylediklerini onun uydurduğunu iddia edenlere Cenab-ı Hak kendisi cevap veriyor. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Ben bana ne vahyediliyorsa sadece ona uyarım. İnni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azimin. Ben eğer Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım. Bu sözler benim değil. Ben nasıl değiştireceğim bunu? Şimdi 16. ayet. Kul, yine devamen de ki, levşâ Allahu, Allah dileseydi, mâ televtuhu aleyküm, bırak yeni bir Kur'an getirmeyi, bırak mevcudu değiştirmeyi, olanı size aktaramazdım bile. Mâ televtuhu aleyküm, bunu size aktaramazdım bile eğer Allah istemeseydi. وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ. Böylece Allah bunu size kavratmamış olurdu. Ve cümleye bakın. فَقَدْ لَبِسْتُ ف۪يكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ. Bu Kur'an adına söylediklerimden daha önce sizin aranızda yıllarca ben yaşadım. Siz beni tanırsınız. Benim böyle şeyler söylemeyeceğimi siz bilirsiniz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Hiç mi kafanız çalışmıyor sizin ya? Benden neler istiyorsunuz? Bunları ben nasıl yaparım? Yapamam diyor işte. Bakın ve ma yantıku anil heva bu ayetlerle alakalıdır. Bu ayetler bütünü üzerinden Cenab-ı Hak Mekkeli müşriklere ve vahyin karşıtlarına cevap veriyor. Onu uydurdu diyorlar. Öyle mi? Al bakalım. Bakalım uydurulursa ne olurmuş? Bakalım uyduranlar uydurduklarının hesabını nasıl vereceklermiş. Hakka suresinin ayetleri var. Kapı gibi duruyorlar ayetler. Buyuruyor ki Rabbimiz 37-38. ayet 38-39 Hakka suresi. Orada buyuruyor ki Estağfirullah. Fela uksimu bima tübsirune ve ma la tübsirune. Görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa hepsine yemin ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın ifadesi. Görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa hepsine yemin ediyorum ki innehu le kavlu rasulin kerim. Bu metin çok değerli bir elçinin sözüdür. O elçinin getirdiği sözdür yani. Ve ma huve bi kavli şairin. Bu söz hiçbir şairin sözü değildir.
قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Ne kadar azınız iman ediyorsunuz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ Bu söz hiçbir kehanetçinin sözü de değildir. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar azınız gerçeği hatırlayıp öğüt alıyorsunuz. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz diye tercüme ediliyor. Hayır. Az değil. Ne kadar az değil. Ne kadar azınız. Ne kadar azınız gerçeği hatırlayıp öğüt alıyorsunuz. Tenzilun min Rabbil alemin. Bu vahiy alemlerin Rabbinden bir ikramdır. Oradan indirilmiştir. Bu ayetler biliyorsunuz Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalıdır. Öyle Taha suresinin ilk ayetleri diye anlatıyorlar. Kimse de bir şey demiyor ya. Her anlatılana inanıyor herkes ya. Ne itikatlı adamlar ya. Adama ne dersen inanıyor yani. Bu ayetlerdir Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalı olay. Böyle öyle muhteşem bir olay yaşanmış bu Hakka suresi üzerinden. Diyor ki Rabbimiz 44. ayet. Ben 38'den itibaren okudum. Bakın cümleye bakın. Velev tekavvele aleyna. Tekavvele ne demekti biraz önce söyledim. Tekavvele. Kale demek tekavvele uydurmak. Velev tekavvele aleyna. Ba'dal ekavili. Eğer o elçi bazı ekavil dedi bazı sözleri bize nispet etseydi eğer. O zaman le'ehezna minhu bil yemini. Bu yaptığı işten dolayı onu sağ elinden güçlü bir şekilde yakalardık. Sümme lekata'na minhul vetine. Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Fema minkum min ahadin anhu hacizine. İçinizden hiçbiriniz de bize bu noktada engel olamazdınız. Ya vahiy uydurmak öyle mi? Allah adına yalan uydurmak. Bu yalanı kim uydurursa diyor Allah-u Teala. Peygamber dahil. Bu yalanı uyduranın şah damarını keser parçalarım ben diyor. Şimdi Allah adına yalan uyduranın haddi hesabı yok ya. Yatacak yeri yok ya bunların. Nasıl yalan konuşuyorlar ya? Yalanın hiçbir freni yok ya. Freni patlamış araba gibi gidiyor. Aklına eseni Allah'ın sözü gibi aktarıp duruyor. Ya bu ayetleri hiç okumaz mısın ya? Şu ayetler ne olacak? Hazreti Peygamber'i uyaran ayet sana aferin mi diyecek? Delirdin mi ya? Bir frenin olsun be. Bir frenin olsun. Aç. Şu En'am suresi 93. ayete bir bak. Bak ki Allah adına yalan konuşuyorsan faturası nasıl kesilecek bunun? وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Her iftira korkunç bir günahtır. Ancak iftiranın en büyüğü Allah'a yapılandır. Ve Kur'an'a göre Allah'a yapılan iftiranın sahipleri en zalimlerdir. İfade benim değil. وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Kimdir Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kimdir? Daha zalim kimdir demek, en zalim budur demektir. Allah'a yalan isnat ediyor, yalan iftira ediyor. Allah'a yalan iftira ediyor cümlesini kullanıyorum. Bir tanesi bir şey yazdı bana bir gün Twitter'dan mı bilmiyorum, Facebook'tan mı yazdı. Türkçeyi kullanamıyorsun dedi bana. Tamam sen kullan. Kullan, bizimki bu kadar yani. Bu kadar her şeyi bildiğimizi söyledik mi? Hiçbir zaman söyledik mi? Bir benim dediğim doğrudur, başkasının hiçbir şeyi doğru değildir diye böyle bir cümle hiç ağzımdan çıkmadı benim. Çıkmaz da bundan sonra da çıkmayacak yani. Ben anlayabildiklerimi söylüyorum. Sen git başkasını da dinle. Allah Allah. Müslüman dediğin her sözü dinler en güzeline tabi olur. Ben Kur'an talebesiyim. Zümer suresinde öyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Onlar her söze kulak verirler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ En güzeline tabi olurlar. Benim düsturum budur. Beğenmiyorsan başkasının peşine git. Ben zaten benim peşime gel hiç demedim kimseye. Benim peşine gidilecek biri miyim? Allah Allah. Bir şey yapacaksa beraber yürüyelim. Peşine gidilecek tek insan var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Başka yok. Başkasının peşine niye gideyim? Nereye gideceği belli değil ki adamın. Ben peygamberimizi takip ederim. Rabbimin emri bu.
Tabi olunacak tek insan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Başkasının peşine niye gideyim? Gitmem. Hazreti Muhammed'dir benim şeyim. Rol model. Rol model. Numune-i imtisal. Üsve-i hasene. Benim üsve-i hasenem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bitti. Başka karga, başka kuş tanımaz bu adam. Ben onun peşine giderim. Başkasıyla ilgilenmem. Şimdi hemen azlamı mimmen iftira Allah'a yalan iftira eden deyince diyor ki bu bozuk bir cümle. Türkçe düşünüyor. Bak arkadaş, bu benim söylediğim bir Arapça metnin tercümesi. Arapça metinde diyor ki ve men azlamı, kim daha zalimdir? Kimden? Mimmen, şu kimselerden ki iftira ediyor. Alallahi, Allah'a keziben yalan. O zaman benim cümlem doğru, sen seninkini kontrol et. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim yoktur. Ev kâle uhiye ileyye. Veya bu en zalim şudur, şu kimselerdir. Bana vahyediliyor diyenler. Halbuki velem yuhe ileyhi şeyun. Kendisine hiçbir şey vahyedilmiyor olmasına rağmen, hiçbir şey vahyedilmemiş olmasına rağmen bana da vahyediliyor diyen en zalimdir. Ve bana vahyediliyor demeyle de kalmıyor. Men kale diyor ki bu adam. Seunzilu misle ma enzelallah. Oo, Allah'ın indirdiğine benzer şeyler ben de söylerim. Bak bak bak. Firavunlaşıyor yani gittikçe. Bunlar en zalimdir. Peki bunların akıbeti ne olacak? Bak bunlar çok zor ölürler. Velev terayiz zalimune. Bu zalimleri bir görseydin. Fi gemaratil mevti. Ölüm sarhoşluğu esnasında bir görseydin. Vel melâiketü bâsitû eydihim. Melekler ellerini bunlara uzatmışlar, yani canlarını çıkartıyorlar. Ve onlara derler ki ahricû enfüseküm. Çıkarın canınızı bakalım şimdi. Zor ölür bu adamlar. Çok zor ölürler. En'am suresi 93. ayet inmez mi size ya? Hep bu ayet kimden bahsediyor? Din adına bir vahiy almamasına rağmen söyledikleri sözleri vahiy diye kakalamaya çalışanlara söylüyor bunu işte. Bana geliyor demesi önemli değil. Bizim filancaya gelmişti, ben ondan aktarıyorum. Aynı şey. Filanca büyüğümüz peygamber değildir ama kitap yazdırıldı ona. Bak 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 bak. Bu kitap bana yazdırıldı diyorsa bir adam, sen o kitabı daha tartışabilir misin? Adam otomatik koruma altına alıyor. Yattık, uyuduk. Rüyamda gördüm. Peygamberim dedi ki sen filanca kitabı yaz. Olur. Bana niye demiyor? Sen ne yani? Sen ne hak ettin de? Ne oluyor sana? Bu ne demek biliyor musun? Şimdi bu kitabı bana yazdırdı ya peygamberimiz. Bunun her tarafı doğru. Sen bunu daha tartışabilir misin? Tartışma alanının dışına itti. Bunu yazdırmak demek zaten her satırını peygamberimiz kontrol ediyor demektir de. Çaktırmadan o da orada vardır. Yemezler. Ah! Kitap mı istiyorsun? Kitabın en güzeli bu. Bunu oku bunu. Bunu okuduğu zaman dükkanın kapatacağını biliyor. Bunu okumak onun için hiç işine gelmiyor. Okuyor ama anlamıyor. Anlamadan okuyor, öyle de götürüyor. Olur. Bunların hesabı ağır olur. Bakın, ben kendim öyle bazen böyle yüreğim daralır. Çünkü şimdi bu okuduğum ayetler, yani Yunus suresi 15-16. Allah. Hakka suresi 44-45-46-47. En'am suresi 93. Hele bir de Hud suresi 18. ayet yok mu? O Hud suresi 18. ayet. Hud suresi 18. ayeti gerçekten bilmiyorlar ya. Ya bilse vallahi frene basar ya. Hud suresi 18. ayet böyle resmen tokatlıyor adamı ya. Aynen o En'am 93 gibi başlıyor. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi keziba. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kimdir? Ulaike, bunlar var ya diyor, bu Allah'a yalan iftira eden bunlar, bu zalimler var ya. Yu'radûne alâ rabbihim. Bunlar Rablerine sunulacaklar. Mahşerde. Allah'ın huzuruna çıkartılacaklar.
ve yekulul eşhadu, mahşerin şahitleri diyecekler ki bunlarla alakalı. Bunlar dediği kim? Allah'a yalan iftira edenler. Yani konuşurken Allah adına konuşup Allah'ın demediğini Allah demiş gibi satanlar ya da Allah'ın dediklerini dememiş gibi gizleyenler. İki türlüdür bu. Demediğini diyenler, dediğini dememiş gibi gizleyenler. Bunlara diyecek ki mahşerin şahitleri, ha ulai, şu grup var ya, şu bunlar özel yargılamaya tabi tutulacaklar. Bunlar için özel bir seans uygulanacak. Onlar için denecek ki ha ulai, şu grup var ya bunlar, ellezine kezebu ala rabbihim, bunlar Rablerine yalan isnat edenlerdir. Bitmedi. Ela lanetullahi ala zalimin. Allah'ın laneti işte bu zalimlerin üzerine olsun. Ki ellezine yasuddun an sabilillah. Bunlar insanları Allah'ın yolundan engelliyor ve yebğunaha iveca. Allah'ın yolunu eğri büğrü gösteriyorlar. Ve hum bil ahireti hum kafirun. Bunlar zaten ahireti de inkar eden münkirlerin tekidirler. Ya bu ayetler burada dururken biz nasıl rahat, nasıl aklımıza estiği gibi konuşuruz ya? Bir gün bir arabada geliyordum, seyahat ediyordum arabada, kendi arabamda. Radyosunu açtım. Baktım bir tanesi konuşuyor. Din adına program yapıyor. Canlı telefon bağlantısı yapıyorlar. Telefonda biri bir şey soruyor, o da oradan cevap veriyor. Arada telefon bağlantısı yapıldığı için telefon numarasını veriyor arada. Verdi telefon numarasını, ben de yani bunlar böyle danışıklı dövüştür hesabıyla düşmez çıkmaz ama dedim. Çevirdim numarayı. Ulan çevirdim çıktı. Alo efendim, işte filanca radyo mu dedim, şimdi adını söylemeyelim. Olmaz, ayıp olur. Evet dediler, hocama bir soru sorabilir miyim? Buyurun dediler. Ben de adamın sesini duyunca anladım, tamam, orası yani. Radyonun sesini kıstım, telefonda konuşuyorum. Dedim ki, hocam dedim, bir süredir sizi izliyorum, dinliyorum, maşallah dedim, çok güzel anlatıyorsunuz filan da, estağfurullah, estağfurullah diyor. Yani, tevazu numarası yapıyor. Biraz sonra ne diyeceğim ondan haberi yok. Estağfurullah, estağfurullah, işte bildiğimiz adam. Maşallah dedim, yani iğneden ipliğe, zerreden küreye size ne sorulursa cevap veriyorsunuz. Estağfurullah, bildiğimiz kadarıyla filan diyor. Bildiğiniz kadarıyla olduğunda şüphem yok da yani çok da fazla bir şey bilmiyorsunuz gibi geliyor bana dedim. Canlı yayında radyoya bağlandım. Böyle deyince neden öyle dediniz diyor bana o hoca. Dedim ki bak, sana sorulan soruların önemli bir bölümünün doğrudan Kur'an'da cevapları var. Hiçbir cevabı verirken bir tane olsun ayet okumuyorsun dedim. Ve verdiğin cevaplar Kur'an'a uygun değil dedim. Yanlış cevaplar veriyorsun dedim. Ne dedi bana biliyor musunuz? Bu kardeşimizi yayından alalım, kafası karışık bunun dedi. Yayından aldılar beni, kafam karışık. Fakat o arada işte bir şey koydu radyo. Ne koyduysa işte ben telefonda dinlediğim için şey yapamadım. Onların ne yaptığını daha duymuyorum. Telefonda benimle konuşuyor ama. Telefonu kapatmadı yüzüme. Şimdi Allah için hakkını yemeyelim yani. Kibar adammış. Niye öyle dedin dedi. Dedim bak, şu soruyu sordular mı sana? Evet bak, onun cevabı şu ayet dedim. 6-7 tane ayetti ona söyledim. Ben senin yerinde olsam dedim, bu programı yapmazdım dedi. Neden? Bu şimdi biraz önceki ayetleri okudu. Bak bu ayetler sana, bana, bizim gibilere sesleniyor. Bak seni dinleyenler Allah adına konuştuğunu hesap ederek dinliyor. Sen Allah adına konuşuyorsun ama Allah'ı konuşturmuyorsun dedim. Allah'ı konuşturmuyorsun, sen kendin konuşuyorsun dedim. Aç Nahl suresi 116-117. Ayetleri oku dedim. Aç Yunus suresinin 59 ve 60. ayetlerini oku. Aç En'am suresi 93'ü oku. Aç Hud suresi 18. ayeti oku. Yapma kardeşim. Senin için üzülüyorum dedim.
Ben o ayetlere bakarım dedi. Tamam, iyi günler. Bilmiyorum baktı mı bakmadı mı. Sonra o radyo programında gene ara ara açtığım zaman o konuşmaya devam ediyor. O konuşmaya devam ediyor. Allah'ı konuşturmamaya devam ediyor. Üzgünüm. Hala devam ediyor. Bu dediğim yaklaşık 7-8 sene önceydi. Bilmiyorum belki de daha fazla. O gün bugündür bu vatandaş şeyde devam ediyor. Benim için, ben kendi adıma söylemiyorum yani. Üzülüyorum. Bu ayetlerden haberleri yok bunların ya. Ayeti söylediğin söylemene rağmen bu defa diyor ki bu ayet Mekke'nin müşriklerle alakalıdır, bizi ilgilendirmiyor. Hah! Ne kadar kolay, gördün mü? Şimdi böyle diyen adama sen hangi neyi uyaracaksın ya? Adam önüne gelen bu ayet şununla alakalıdır, o ayet bununla alakalıdır. Ben size söyleyeyim. En kolayını söyleyeyim. Hiç yorulma arkadaş. Gayet kolay. Kitabın tamamı 610-632 yılları arasında yaşamış Mekkeli ve Medinelilere hitap ediyor. Bunda bizimle alakalı bir şey yok ki. Ey müşrikler dedi mi bitti. Ey ehli kitap o günkü Medine'deki. Ey filanca dehriler Mekke'deki inkarcılar. Zaten kitabın 2300-400 ayeti kıssalar eskiyle alakalı. Müşrikler Mekkelilerle alakalı. Münafıklar Medine'dekilerle alakalı. Ehli kitap Mekke Medine. Mekke'de pek yok ama Medinelilerle alakalı. Ne kaldı geri? Kılmak. Yani kapat. Kapat. En kestirmesi budur. Kapat, bu beni ilgilendirmiyor de. Şimdi ben size söyleyeyim mi? Hani böyle aklına neler geliyor da şimdi bunları söyleyeceğim. Doğrudan birilerini hoca kastediyor diye sizi günaha sokmak istemiyorum. Ben hiç kimsenin adını vermem. Hiç duydunuz mu benim adımdan bir ad? Hiçbir kimsenin adını vermem ama bazı konular var. Söyleyince hep diyor ki, hah şunu dedi. Şunu kastetti. Bu Facebook'ta videolar yapıyorlar. Birinin konuşmasını koyuyor bir yere. Yanına benimkini de koyuyor. Yan yana. Yan yana. Mehmet Okuyan filancaya cevap verdi. Veya işte Mehmet Okuyan'a filanca reddiye yaptı. Onlar çok cesur, adımı veriyorlar. Çok akıllılar yani. Böyle var ya, akıl taneleri yani. Evet. Mesela diyorlar, sakın bu adamı dinlemeyin. Bak şimdi ben size söyleyeyim. Bu söz nereye, bunun kapısı nereye aralanır biliyor musunuz? Vallahi bu müşrik sözüdür. Billahi müşrik sözüdür bu. Ya ne olur arkadaş, müşrik ağzı kullanmayın diyorum ya. Yapma ya, yapma böyle cümleler söyleme. Aynen kafirler böyle diyorlardı. Açın Fussilet suresi 26. ayet okuyun. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler derlermiş ki la tesma'u lihazel Kur'an'ı, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Vel gavfihi, başka gürültüler yapın. Leallekum taglibun. Belki Kur'an'ın sesini bastırırsınız. Ben Kur'an'dan başka bir şey söyledim mi? Ben kendi kanaatimi din diye hiç sattım mı? Benim düşüncem şudur dedim mi? Ben bir şey diyorsam ayet okuyorum. Ayete bir sözün var mı yani? Ayetle alakalı bir sıkıntın var mı? Ayetle alakalı sıkıntısı yok. Çünkü ayet ona inmedi ki. Bu ayet beni de ilgilendiriyor diye okumadı ki bir kere. Okumuyorlar ki. Korkunç. Korkunç. İşte bu ayetleri bilmedikleri için maalesef bazı ayetlerin rotasını kaydırıyorlar. Arka planını bilmiyor. Bu ayetin hangi ayetlerle ilişkili olduğundan haberi yok. Bir ayeti okuyor, arkasını bilmiyor. Önünü bilmiyor. Mekke'de mi indi bilmiyor. Medine'de mi indi bilmiyor. Onunla alakalı başka hangi ayetler var, hiçbirini bilmiyor. Başkalarının kanaatlerini din diye satıyor ve insanları aldatmaya devam ediyorlar. Üzgünüm. Siz onları da dinleyin. Fark etmez. Ben kalkıp desem ki, filanca birinin adını söylesem, bakın desem, şu adam din adına yalan konuşuyor desem, ama adamın neler söylediğini siz kendi ağzından dinlemiyor olsanız, bana dersiniz ki, iftira ediyorsun. O öyle demez dersiniz.
Ben onun için hiç herhangi birine nispetle bir sözü söylemiyorum. Diyorum ki, şimdi Necim suresini okuyoruz biz. Siz Necim suresini gidin başkalarından da dinleyin. Bakın ne diyorlar. Bizim söylediklerimizi dinliyorsunuz. Başkalarını da dinleyin. Onların yazdıklarını da okuyun. Okuyun, karşılaştırma yapın. Evet, kafam karışıyor deyin. Ne kafan karışıyor ya? Karışmayan kafadan hayır gelmez zaten. Kafam karışıyor. İyi, ne güzel. Karışsın. Karışsın kafan. Kafan karışsın, hakikati bulursun. Adam diyor, kafamı karıştırma benim. Ne demek bu? Ben yanlışımla mutluyum demek bu. Türkiye'de kaç tane dini grup var? Sayısını bilen var mı? Yok. İşte akşamdan sabaha bir grup daha çıkıyor. Sürekli, sürekli büyüyor, sürekli artıyor. O bir rivayet var, hani ümmetim 72, 73 fırkaya ayrılacak. 72'si sapık, bir tanesi necat ehlidir. Herkes diyor ki o bir biziz. Herkes öyle diyor. O bir biziz. Baktılar ki bu çok ayıp oluyor bu. O zaman bari şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ümmet 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cennete. Yeri kalmıyor ona. Biri cehenneme gidecek diye. Bir de böyle bir rivayetin böyle bir versiyonu da var. Tersine filan. Mantar biter gibi dini gruplar bitiyor bu memlekette. Şimdi benim içinde diyor ki Mehmet Okuyancılar var. Allah'a sığınırım. Ne Mehmet Okuyancısı ne ya? Ne cisi ya? Ben öfke duyarım bu cicülara be. Benim adım Müslümandır. Başka bir isim istemiyorum ben. Ben bu isimle mutluyum. Sen başka kelimeler tak. Takmıyorum ben başka bir kelime. Benimki Fussilet suresi 34. ayet. Kesmiyor mu seni? Kesmiyorsa kesmiyor. Gidersin Rabbine, onun hesabını verirsin. Al. Ve men ahsenu kavlen mimmen dea ilallahi. Kimdir? Allah'a davet edenden daha güzel sözü olan kimdir? Bu din adına konuşanların neye davet ettiklerine bakın. Bakın kime davet ediyorlar. Nere? Bize gel. Partiye gel, mezhebe gel, tarikata gel, camiaya gel, cemaata gel, şuraya gel, buraya gel diye. Hep kendilerine davet var. Oysa Allah öyle demiyor. Ve men ahsanu kavlen mimmen dea ilallahi. Allah'a davet edenden daha güzel sözcüsü yok. Allah'a çağıracaksın. Ve amile salihen. Sadece çağırmakla kalmayacaksın. Ve salih amel işleyeceksin. İşini düzgün yapacaksın. Bu daveti yaparken salahın olacak, sadakatin olacak, sözünle davranışın birbirine uyacak. Bundan daha güzel sözlüsü yok. Ve kale, ve şöyle diyenden daha güzel sözlüsü yok. Ne diyor? İnneni minel müslimin. Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlüsü yok. Ya Türkiye'de şu anda bu ayet indi mi din adına konuşanlara? Bu ayete rağmen ben Müslümanım, bu şeref bana yeter sözüyle yetinen var mı? Herkes başka bir takıntının peşinde. Bir şeyle daha anılmak, bir şeyi daha efendim kendi CV'sine katmak istiyor. Yok, benim bir grubum yok. Yok, benim bir cemaatim yok. Benim bir camiam yok. Ben bir takımın elemanı değilim. Ben tek başıma bir Müslümanım. 30 yıldır, 40 yıldır Kur'an çalışan bir Kur'an talebesiyim. Bildiklerimi nerede bana imkan veriyorlarsa orada anlatıyorum. Bir grup adına, bir takım adına, bir camia adına filan, birileri adına bir söz söylemem. Hayatta yapmam bu işi ben. Kur'an'ı okurum, ben Kur'an talebesiyim. Anladığım budur der, doğru bildiğime inandığım her şeyi her yerde de söylerim. Kim nerede davet ediyorsa orada konuşurum. Bak ben dün akşamları, yani cumartesi akşamları Başakşehir'de Kur'an kavramları dersi yapıyorum yıllardır. Yıllardır Beykoz Kavacık Deva Vakfı'nda tefsir dersleri yapıyorum. 12-13 yıldır Samsun'da Dostler'de tefsir dersleri yapıyorum. Ben bana nerede imkan verilirse orada o imkanı kullanıyorum. Bu benim filancalardan olmam anlamına gelmiyor. Beni biriyle anmak istiyor musunuz? Beni biriyle anacaksanız
anılmaktan şeref duyacağım tek insan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Gerisi beni ilgilendirmiyor arkadaş. Siz de öyle olun. Niye biriyle anılıyorsunuz ya? Adamın ne yapacağı belli değil. Nereye gideceği belli değil. Ya tökezledi gitti biraz sonra ne yapacağız? Niye imanımı filanca takıma terk edeyim canım? Takım küme düşüyorsa içindeki futbolcu ben küme düşmedim diyebilir mi? Takım küme düşüyor. Sen diyorsun ki ben onun 10 numarasıyım ben düşmedim. Yemezler düştün. Takımla anılmaya lüzum yok. Tek başına anıl. Onun için ben takım sporlarını pek sevmem. Bir takım tutuyoruz güya. Mesela futbolda bir takımımız var bizim. Değil mi? Tahmin ediyorsunuz hangi takım. Ve telefon numaramdan biliyorsunuz işte 61-61. Trabzonluyuz biz yani. Bizde böyle bir Trabzonluluk diye bir şey var. Gizlemiyorum. Ben Trabzonluları seviyorum. Müminlerini seviyorum ama. Trabzonlu bir sapığı sevmem yani. Babamın oğlu olsa sevmem yani. Ama yöremi seviyorum. Ben bizim Trabzon, Rize filan havarisini acayip seviyorum. Yani. Şimdi bizim orada böyle espriyi anlıyor adam. Espiritüel insanımız var. Burada mesela fıkra anlatıyorsun adam bakıyor yüzüne böyle. O anlamıyor. Espri yeteneği gelişmemiş adamın. Adama espri yapıyorsun duvar gibi bakıyor yüzüne yani. Anlamıyor. Bizim orada öyle değil. Bizim orada her taraf espridir. Bir gün Trabzon'da yaylaya gittim. Bizim Sultan Murat yaylası var. Yaylaya gittik. İkindi namazını kılacağız. Camiye girdik. Camiden çıktım. Kapıda bizim köylü bir abi. Benim bir Ahmet delikanlı da yanımda. Bu Ahmet dedi ki baba ne zaman bitirdin namazı? O abdest almaya gitti. Ben de gittim. İkindi farzı kıldım. Çıktım. Kıldık dedim. İşte sen de geç kıl dedim. O yanımızdaki abi dedi bana ki bizim oranın ağzıyla. Ula Mehmet Hoca. Bizde öyledir. Hem ula hem hoca yani. Öyle. Ula Mehmet Hoca. Ula ha bu uşak senin oğlun müdür? Evet dedim. Ha bu uşak senin o kazada ölen oğlun müdür? Evet evet dedim. Kazada ölen oğlum burada geziyor dedim. Ah! Vallahi böyle dedi ya. Kazada ölen oğlum müdür diyor bana ya. Şimdi bizim orada espri için aramana gerek yok. Ayakta geziyor. Bizim oraya nispet edilen muhabbetlerin emin olun yani tamamına yakın olmuştur yani. Adam böyle başlıyor yani. Şimdi bizim oraların insanının farklı yani. Ben Çaykaralıyım. Ömrüm ofta hayratta geçti filan. Hep komedidir bizim oralar. Neşeli adamlardır. Severim ama mümin olanı kardeşim bilirim. Ben kardeşliğin biyolojik olanıyla çok ilgili değilim. Kardeşliği ehil olmayı inanç ailesi olmak diye algılarım. İnanç ailendense bunun bir anlamı var. Çünkü biri senin inanç ailendense kardeşliğin ahirete uzanacak demektir. Ahirete uzanmakla kalmayacak, cennete varacak demektir. Cennete varacak kardeşliklere talip olalım. Birbirimize bu anlamda muhabbetimiz olsun. Birbirimizi uyaralım imkan olsun. Ama sırf bizim takımdandır diye böyle bir takımcılık yapmak doğru değil yani. Bizim takımın da durumu bu ara iyi değil. Kimeye düşmemeye çaba sarf ediyoruz. İşte bakalım bugün ne yapacak. Değil mi? Başka adam benim mesela başka takımdan şeyler de takip ediyor tabii arkadaşlar falan. Böyle bir futbol takımı gündeme geldiği zaman bakıyorsun ki adam gönül koyuyor. La Kur'an konuşuyor. Sana ne lazım takımdan ya? Filanca takım oynuyorsun. Yani sana ne yani? Yani televizyonda illa bakacaksın. Öyle bakarsın. Yendi mi yenildi mi neyse filan o kadar. Ben eskiden takımın 11'ini sayardım. Yedeklerini sayardım. Bir sonraki hafta kiminle maçı var? Hangi futbolcunun sarı kartı var? Hangisi cezalı duruma düşüyor? Hepsini bilirdim. Bu Şeref hepsini biliyor şu anda. Ben kurtardım bu işten. Bu şimdi tamamını biliyor. Bir yerde oturuyorsun açıyor telefonu oradan takip ediyor. Oradan takip ederken bizi de bırakmıyor. Bizi de baktırıyor yani filan. Bu kadar kaptırmaya gerek yok. Takımcı olmak değil. Ferdi sporlar daha iyidir. Ben Kur'an talebesi olarak bütün bunları şunun için söylüyorum. Takım adına hareket ederseniz takımın ayıbı sana fatura ediliyor. Veya senin ayıbın takıma fatura ediliyor. Yok. Bu hale çıkacak bu halden inşallah yani. Her neyse. Evet.
Şimdi burada son aldığım not şu. Onu da size aktarayım. En başta söylemiştim. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'in Mekkeliliğiyle problem yaşamıyorlardı. Tekrar ediyorum. Onların Mekkeli Muhammed'le sorunu yoktu. Hatice'nin eşi Muhammed'le sorunu yoktu. Kasım'ın babası Muhammed'le sorunu yoktu. Abdullah'ın oğlu Muhammed'le sorunu yoktu. Onların sorunu vahiy ile buluşturulmuş Hazreti Muhammed'le idi. İşte Necm suresinin 3. ayeti de onların bu sorununa verilen cevaptır. Ve ma yentiku anil heva. O bütün bunları hevasından konuşmuyor. Eğer hevasından konuşsaydı okuduğum şu kadar ayetin tehdidi elbette onu da bulacaktı. Ancak Saat suresi 26. ayet muhteşem bir uyarı verir. Hazreti Davud üzerinden bütün peygamberlere yönelik muhteşem bir uyarı. Der ki Rabbimiz, ya Davud'u, ey Davud, inna ceallnâke halifeten fil ardı. Biz seni yeryüzünde halife yaptık, peygamber yaptık. Fahkum beynen nâsi bil hakkı. İnsanlar arasında hakla, adaletle hükmet. Ve lâ tettebi'il hevâ. Sakın ha hevaya uyma. Sakın ha arzuna göre iş yapmayasın. Yapma, hevana uyma. Feyudilleke an sebilillah. Hevana uyarsan hem sen hem başka insanları Allah yolundan saptırmış olursun. Hevasına uyanlar insanları Allah yolundan saptıranlardır. Peki saparsa ne olur? İnnellezîne yadillûne an sebilillah. Allah'ın yolundan sapanlar var ya, lehum azabun şedidun. Şiddetli azap onları beklemektedir. Bima nesu yevmel hesab. O hesap gününü unutmuş olmalarının karşılığında o korkunç azap onları beklemektedir. İşte burada okuduğumuz ve ma yentiku anil heva ayetini bu çerçevede algılamak durumundayız. Konunun arka planı, altyapısı nedir, ne değildir? Onun üzerinden bir değerlendirme yapmak mecburiyetindeyiz. Peki, Kur'an'ın bir üslubunu size söyleyeyim. Kur'an'da ne olmadığını söylediği yerlerde ne olduğunu da söyler. Yani mesela Peygamberimiz için o hevasından konuşmuyor dediyse bu ne olmadığını söylemektir. Ondan sonra ne olduğunu da söyler. İşte bu onun pratik bir örneğidir. O hevasından konuşmuyor. Peki nedir? Ne olmadığını dedin. Ne olduğu hakkında in huve illa vahyun yuha. İşte onun sözü kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir. Burada gene Arapçadaki önemli bir ifade, edebiyat özelliği, in edatı illa edatıyla beraber kullanıldı mı orada vurgu var. Biz ona Arapça ifadesiyle hasır kasır diyoruz. Vurgulu ifade, Türkçesi budur. Yani vurgulu ifade değil mi? Maksat şudur, başkası değildir. Bunu diyorsa işte odur. Başka bir şey aklınıza gelmesin. Ne diyor? İn huve illa vahyun yuha. O, yani hevasından konuşmaması karşılığında onun söylediği kendisine vahyedilmekte olan vahiyden başkası değildir. Onun söyledikleri vahidir. Zaten vahidir demek sözü Rabbimiz sahipleniyor demektir. En'am suresinin şu ayeti tam da bu vesileyle hatırlanmalıdır. En'am suresi 33. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Kad na'lemu innehu leyahzunukellezî yekûlûne. Biz gayet iyi biliyoruz. Onların söylemekte oldukları sözün seni hüzünlendirmekte olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fakat fe innehum la yukezzibûneke. Bu adamlar seni yalanlamıyorlar. La yukezzibûneke. Seni yalanlamıyor bu adamlar.
وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ Ancak bu zalimler بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. İşte bak, Rabbimiz vahyini sahipleniyor. Onun söyledikleri kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir demek, peygamberi, Efendimiz Aleyhisselam'ı yalanlamak, Allah'ı yalanlamakla eşdeğerdir hükmünü getiriyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Vahyi Rabbimizin sahiplenişini ve peygamberimizin kendi adına herhangi bir şey üretmediğini ispat eden iki cümledir. Bir teknik bilgi daha aktarmak isterim. İn huve, huve zamiri var orada. Zamirler, zamir yani daha önceden bir konu hakkında bilgi verilir. Sonra o konuyla alakalı o denilir. Daha isim kullanmadan o denmez. Önce isim kullanılır, sonra o denilir. O dediğimiz zamirlerin hangi kelimeyi karşıladığını bilmek lazım. Şimdi burada in huve diye huve zamiri var. O. Ne o? O'nun karşılığını bulmak durumundayız. O'nun karşılığını bulmamız için metin müsait. Burada huve'deki huve zamiri birinci ayetteki ven necmi kelimesini görür. Biz ven necmiye ne demiştik? Ven necmiye geçen ders yıldız demedik. Değil mi? Hacı Dursun, sen geçen ders yoktun. Onun için şimdi ven necmi'dekinin yıldız olmadığını söylemiştik. Ven necmi yıldız değil. Ona yıldız dedin mi huve açıkta kalıyor. Huve'ye karşılık bulmak için ve ma yantıkunun işte tevil edilmiş halidir filan diye böyle dolambaçlı bir cevap veriyorlar. Onlara gerek yok ki. Ve necmiye vahiy yıldızı dedim mi? Huve o kelimeyi görür. İn huve o yıldız var ya, o vahiy yıldızı. İşte o yıldız vahyun zaten bir vahidir. İlla vahyun yuha peygambere vahyedilmekte olan vahidir. Huve zamiri necim kelimesini görür. Gramatik açıdan böyle cevapları bulmak ve bu cevapları vermek mecburiyetindeyiz. Metin Arapçadır. Arapça olan metin üzerinden cümlenin içerisindeki kelimelerin birbiriyle anlam ilişkisini kurmamız lazım. Buna mecburuz. Okuma böyle doğru okuma olur. Bu okumayı yapmazsan başka alternatif arayışlara girersin, üzüm yok. Vahiy kelimesi, huve kelimesi zamirine necim kelimesinin vahiy manasını gördüğünüz zaman zamiri isimle buluşturmada herhangi bir tereddüt, herhangi bir eksiklik söz konusu olmaz. Şimdi burada in huve illa vahyun yuha, vahiy kelimesi geçiyor. İster istemez vahiy kelimesiyle alakalı, vahiy kavramıyla alakalı çok kısa da olsa bir şey söylemek lazım. Nedir vahiy, nedir yani? Kur'an bir vahiydir diyor. Kur'an bir vahiydir. Peki vahiy nedir? Vahiy kelimesi veha, evha, yuhi, veha kökünden gelir. Dört harfli kalıbı evha'dır. Evha, yuhi işte o kelimenin fiil halidir. Bu kelime sözlükte ilham etmek, fısıldamak, ima etmek, işaret etmek, çaba bir şeyi çabucak hızlıca söylemek gibi anlamlar veriyor. Şimdi her bir kelimeyi bir yerde görüyorsun. O kelimeyi her gördüğün yerde aynı manada geçiyor zannediyorsun. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Kur'an'da çok anlamlılık diye bir şey var. Her kelime her yerde aynı anlamı vermez. Her zaman aynı anlamı aramayacaksın. Bağlam yani kontekst, yani metin, biz ona Türkçe şimdi bağlam diyoruz, onun Arapçası siyak ve sibak. Yani öncesi ve sonrasına baktığın zaman o kelimelerin, kavramların özel anlamları devreye girer. İşte bu bizim vücuh dediğimiz mesele bu. Şimdi bu kelimeye baktığınız zaman farklı yerlerde
farklı anlamlar verdiğini görüyorsunuz. Nasıl? Şöyle. Bakıyorsun ayette vahiy kelimesi fiil olarak. Fiil olarak vahiy kelimesi kullanılıyor. Ama siz o fiil halinde vahiy Allah-u Teala'nın peygamberlerini bilgilendirme sistemi manasına gelen vahiy, yani bir özel iletişim biçimi olan vahiy kelimesini her gördüğünüz yerde bu anlamı ona veremezsiniz. Verirsen yanlış yaparsın. Kim vermişse yanlış yapmıştır. Olmaz. Düşünün. Şimdi teknik olarak söylüyorum. Diyoruz ki vahiy fiili eğer Allahu Teala'nın dışında başka bir varlığa nispet edilirse, yani vahyetmek fiilinin faili Allahu Teala değil de başka biri ise, buna tercümede vahyetmek ifadesini kullanmayacaksın. Buna kelime manası olarak ya fısıldamak, ya gizli konuşmak veya işaret etmek gibi bir anlam vereceksin. Mecbursun. Şunu düşünün mesela. Meryem suresinin, önce Meryem'den başlamayayım. En'am suresi. Bu üç yerde geçiyor bu. En'am suresi 112. ayet. Açtınız, Kur'an talebesisiniz, okuyorsunuz. Ha, ben metni okumayı da önemseyen bir adamım. Değil mi? Biliyorsunuz bunu. Metni çok önemserim. Öyle metni önemsememeyi hiç ben saygıdeğer bulmam. Kur'an'ın manaları bu metin kalıpları içerisinde hayat bulmuştur. Bu metni kimse küçümseyemez. Onun için Kur'an'ın manasını anlama üzerinde duran bu adam, metin üzerinde de en az o kadar hassasiyetle duran bir insanım ben. Bu adam bir şey okuyor. Bir tanesi vardı, bir yakınım benim. Dedim, abi bir Tebbet suresi bana okur musun dedim. Bir Tebbet okudu. Dedim ki, abi Cebrail şu anda çıldırıyor dedim. Niye? Ben böyle bir sure indirmedim, bu nereden geliyor? Bu ne biçim okuyorsun arkadaş dedim ya. Ya insan Tebbet'i okumasını bilmiyorsun ya. Tebbet'i okuyamıyor adam. Okuyor da o 6 yaşında, o işte Sübyan okulunda dedim, camide şey, küçücük bir ortamda bir şey öğrenmiş. 80 yaşına gelmiş, aynı yanlışı yapıyor. Metni doğru okumayı bir Müslümanın becermesi lazım. Namaz kılıyoruz ya. Namazda hiç olmazsa bu metin hiç olmazsa doğru okunacak. Adam diyor, elhamı oku. Bak ben size söyleyeyim. Size biri eğer elhamı oku dediyse, o demek istiyor ki bir şey okuma. Elham diye bir şey yok. Elham ne ya? Elham diyor. Bir de demesin mi ki kulfu? Kulfu. Kulfu. Zayıf ya. İnsan hesap eder ya. Bu nere gidiyor bu cümle ya? Ya neyi karşılıyor ya? İnsan yani İhlas suresinin adına kulfu der mi ya? Veya kulhu der mi? Kulhu ne ya? Üç kulhu bir elham oku. Demek istiyor ki bir şey okuma. Çünkü üç kulhu bir elham, öyle bir şey yok yani. Bakın bozulmalar öyle evrile çevrile gidiyor. Ben metni önemseyen bir adamım. Metni çok ciddiye alan bir adamım. Değil mi? Şimdi Arapça ifadelerde S harfi var mı? S. Peltek S. Bu var. Türkçedeki Latin harflerde bunun karşılığı S. Peki sin var mı Arapçada? Var. Türkçedeki karşılığı sin. Peki sat var mı Arapçada? Var. Türkçedeki karşılığı gene se. Üçüne de se diyor bizimki. Ama onun Arapçadaki üç farklı harf olduğunu bilmiyor. Yani korkunç gerçekten ya. Yani insan bak mesela he. Benim yumuşak he, iki gözlü he'ye de he diyor. H'ye de H diyor, H'ye de H diyor. Heleke, heleke, heleke. Bunların üçünü de Türkçe, Latin harfleriyle yazsan, hepsini aynı yazacaksın. Oysa heleke, helak oldu, öldü demektir. Heleke, tıraş etti demektir.
halaka yarattı demektir. Al. Şimdi bu önemli değil metin. Yok canım. Ayıp. Bir de bir kısmı da öyle cesur ki hem okumayı bilmiyor hemen de geçiyor cübbeyi giyiyor Allah'a ekber. Ondan nasıl geçtin buraya ya? Bir dur. Bir bak bakalım burada daha doğru dürüst okuyan biri var mı? Metin önemli değil. Metin önemli beyim. Bu manalar bu metnin içerisinde var. Kimse metni gayri ciddiye indirgeyemez. Yok öyle şey. Benden bir şey merak edenlere üstelik hep söylüyorum. Diyorum ki arkadaş, metin önemlidir, mana önemlidir. İkisini bir götüreceksin. Şimdi diyor ki namaz kılarken şey yapsak olur mu? Türkçe namaz olur diyorum. Bir şartım var ama. Namazı Türkçe kılacaksın, abdesti İngilizce alacaksın. Orucu Fransızca tutacaksın. Hocam dalga geçiyorsun. Sen de dalga geçiyorsun. Sen dalga geçmiyor musun yani? Türkçenin namaz mı olurmuş ya? Namazı adam gibi kılacaksın. Bunu peygamberimiz öyle kıldı. Metin. Tercüme. Olmuyor tercüme. Motamot tercüme olmuyor. Zorla mı? Tercüme et bakayım hadi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yemin. Tercüme et. Hamd. Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Oldu mu tercüme? Hamd Arapça, alem Arapça, Rab Arapça, Allah Arapça, mahsus Arapça. Neresi Türkçe bunun? Errahmanirrahim, Rahman Rahim'dir. Türkçe mi? Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din Arapça, sahip Arapça, bir gün Türkçe. Ah, senin Türkçe dediğin bu. Sen Arapçayı oku, anlamını düşün. Bunu yap. Tercümeyle kılacağım. Yapma ya, ne slogan atıyorsun be? İkisini beraber götür yani. İkisini beraber götür. Ne kaybedersin? Kendimi veremiyorum. Her namazda Fatiha'dan sonra başka bir yeri oku. Bak kendini verirsin. Tabi alıştın. Gül gibi kulü vallahu abi. Her rekatta kulü vallahu inna adena. Kulü vallahu inna adena. Öyle oku git. Öyle değil. Yani biraz değiştirmek lazım. Metin üzerinde hassasım. Kimse beni metinden vazgeçirmeye, caydırmaya uğraşmasın. Hiç prim vermem. Değil mi? 9 yaşımda hafızlık yaptım ben. Ben anam ağladı. Sen öyle yan gelip yatarak işi göreceksin. Zor. Şimdi vahiy kelimesi geldi. Vahiy kelimesini geçtiği yerlere bakıyorsun. Vahiy Allah'ın bilgilendirme sistemidir. Peki her geçtiği yerde böyle midir? Değildir. İşte En'am suresi 112. ayet. Okuyorsun, bakıyorsun ki ne diyor? Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatînel insi vel cinni yuhî ba'duhum ilâ ba'din zuhrufel kavli gurûra. Yuhî, vahyediyor. Biri diğerine vahyediyor. Kim kime vahyediyor? Ayetin tercümesi şu. En'am 112. ayeti okuyorum. Böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarından düşmanlar var ettik. Bu insan ve cin şeytanları birbirlerine vahyederler. Neyi? Zuhrufel kavli, yaldızlı sözleri. Niye? Gurura, birbirlerini saptırmak, aldatmak için. Birbirlerine vahyederler. İşte buradaki vahiy fiili vahyetmek değil, fısıldamak demektir. Buna vahyetme manası verilmez. Her gördüğün yerde aynı anlamı görmeyeceksin. Yok öyle bir şey. En'am suresi 121. ayette de aynı içerikte geçer. Ve inne şeyatine le yuhune ila evliyaihim li yucadiluhum. Şeytanlar size vahyederler veya işte dostlarına vahyederler sizinle mücadele etsinler diye. Buradaki vahyederler demek fısıldarlar, vesvese verirler, aldatmak için müdahalede bulunurlar demektir. Vahiy kelimesi fiili burada geçiyor diye bildiğimiz manada vahyi anlamayacağız. Bu hep böyle olumsuz insan ve cin şeytanlarına nispet edilen örneklere sahip de değildir. Bunun Meryem suresi 11. ayette vahiy fiili bir peygambere de nispet ediliyor. O nispet edilen yerde vahiy manası almayacağız. Hazreti Zekeriya Meryem suresinde, Meryem suresinin ilk grup ayeti Hazreti Zekeriya'dan söz eder. Hani öyle bir okumanızı tavsiye ederim. Bir yaşlı adam
Çocuk isterse ne yapması lazım onu anlatıyor burada Allah-u Teala. Yani evlenmeden önce okunması lazım gelen ayetler, evlendikten sonra okunması lazım gelen ayetler Kur'an'da dolu. Allah'a bin şükür evlenmeden önce de evlendikten sonra da kimse okumuyor. Okuyor ama anlamıyor işte yani. Böylece kafaya ayin saat diye başlıyor. Pek çok meseleyi ortaya koyuyor. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Okuyacağım ayet 11. ayet. 11. ayette evha fiili var. Siz eğer bu surenin ilk 10 ayetinde nelerin anlatıldığını bilmezseniz, 11. ayetteki vahiy fiilinin ne manaya geldiğini de kestiremezsiniz. İlk 10 ayeti bileceksin. Çünkü 11. ayette diyor ki, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ Zekeriya mabetten kavminin huzuruna çıktı, mabedin içinde kavminin huzuruna çıktı. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ Kavmine vahyetti. Vahyetti. Kim? Zekeriya. Kavmine vahyetti. Neyi vahyetti? Onlara en sebbihu bukreten ve aşiyya. Sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara vahyetti. Peygamber vahyeder mi? Vahyeden Allah'tır. Ama vahiy fiili burada peygambere Zekeriya aleyhisselama nispet ediliyor. Ama eğer önceki neler söylendiğini bilmezse bir adam anlamayacak bunu yani. Anlamayacak yani. Öncesinde ne var? Hazreti Zekeriya yaşlı. Yaşlıyken kendi sonrasından endişe ediyor. Rabbinden bir çocuk istiyor. Cenab-ı Hak ona yaşlı olmasına rağmen, hanımı da yaşlı ve kısır olmasına rağmen Rabbimiz ona bir çocuk müjdesi verdirtiyor. İşte ya Zekeriya, ey Zekeriya, inna nübeşşiruke bi gulamin. Seni bir delikanlı, bir çocukla müjdeliyoruz. İsmuhu Yahya. Onun adı Yahya. Yahya, adı Yahya, hem adı Yahya demek, hem onun adı yaşayacak demektir. Dillere destan bir peygamberdir Hazreti Yahya. Lem nec'allehu min kablu semiyya. Daha önce o ismi kimseye vermemiştik diyor Allah-u Teala. Bunun adı Yahya. Hazreti Yahya'nın adını Rabbimiz koymuş. Kale, Zekeriya diyor ki aleyhisselam, Rabbi, ey Rabbim, enna yekûnü li gulamun. Ya benim nasıl çocuğum olacak diyor. Ve kâneti mirâeti âkiren. Hanım kısır. Ve kad belâgtü minel kiberi itiyya. Ben de yaşta bayağı ilerledim, yaşlandım yani. Zaten önceki ayetlerde diyor ki, inni khiftul mawaliye min wara'i ve inni behenel azmu minni beşte'ale ra'su. Kemiklerim inceldi, saçım başım ağardı diyor yani. Bir çocuğum olsa filan diye. Onun üzerine, o duasının üzerine Cenab-ı Hak ona müjde verdirtiyor. O da diyor ki nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Deyince meleğe diyor bu. Nasıl olacak bu? Melek de diyor ki kale kedalik. Haklısın, sen yaşlandın, hanım da kısır, tamam. Haklısın. Fakat kale rabbuke. Rabbin diyor ki, huve aleyye heyyinun. Bu bana kolaydır bu iş. Nitekim, ve kad halaktüke min kablu velem tekü şey'a. Sen henüz hiçbir şey değilken seni ben yarattım diyor Allah-u Teala. Sen hiçbir şey değilken seni ben yarattım da, senden bir çocuk yaratmak neyin nesi? Kolay. Hazreti Zekeriya diyor ki, kale, Rabbi cealli ayeten. Ya Rabbi, yani buna bir delil olsa, bir delil, bir ayet. İnanamıyor, nasıl inansın? İhtiyar adam, hanım kısır, çocuk olacak. Kolay mı? Ama peygamber delil. Ya Rabbi bir işaret olsun. Cenab-ı Hak işaret veriyor. Kale diyor ki, ayet yüke, senin işaretin Ella tükellimen nase felâse leyalin seviyya. Ha, diyor ki, senin işaretin 3 gece sapasağlam olmana rağmen konuşamayacaksın. O Zekeriya, peygamberler dili güçlü adamlardır. Fasih konuşan, etkili konuşan insanlardır. Hani Hazreti Musa için diyorlar ya kekemeydi. Ne alakası var ya? İsa, Musa kekemeydi. Olur. Kekeme kekeme mi Firavun'a gönderdi onu? İlgisi yok ya. Anlamıyorlar Kur'an-ı Kerim'i ya. Diyor ki, ya Rabbimiz diyor ki yana, sapasağlam olmana rağmen
Üç gece konuşamayacaksın. Tercümesini nasıl yapıyorlar biliyor musun? Üç gece konuşmayacaksın. Ne demek bu ya? Peygamber Zekeriya aleyhisselam bir delil, bir ibret, bir şey istiyor yani. Hani bir mucize istiyor diyelim. Sıra dışı bir şey. Çocuğu olacak yaşlı nasıl olacak bu? Rabbimiz diyor ki sapasağlam olmana rağmen üç gece konuşamayacaksın. İyi, bu peygamber tebliğine devam edecek. Nasıl yapacak? O konuşamadığı süre içerisinde. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ Kavminin huzuruna çıkıyor mabedin içinde. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ Onlara işaret ediyor. İşaret diliyle konuşuyor. Oradaki vahyetmek, işaret etmek demektir. Bak, nasıl oldu? 10 ayetlik birikimi eğer gözünün önüne getirirsen, evha fiilinin bildiğin manada vahyetmek anlamına gelmediğini görürüz. Bu böyle bir şey. Bizim literatürümüzde vahiy fiili eğer Allah'tan başkasına nispet ediliyorsa bu vahye gayri ilahi vahiy deniyor. Gayri ilahi vahiy. Şimdilerde vahiy aldığını söyleyenler var ya. Var değil mi? Vahiy alıyor. Aa, cevap ne biliyor musun? Arı vahiy alıyor da ben niye almayayım? Tamam. Ama arının başka bir adı var. O adada talip misin? Vahiy kavramını bilmemenin meydana getirdiği hezeyanlardır bunlar. Vahiy fiili Allah'tan başkasına nispet edilebilir. Var bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de. Bunun adına gayri ilahi vahiy deniyor. Peki Allah'a nispet edilen kelimeler var. Vahiy kavramı Kur'an'da 78 defa geçiyor. 78 ayetten söz ediyoruz yani. Bir tane iki tane değil. İyi bilmek, doğru bilmek lazım bunları. Bir de vahiy fiili var. Allah'a nispet ediliyor. Vahyeden Allah. Fakat vahye muhatap varlık peygamber değil. Bu vahiy türüne ilahi vahiy derler. Bunun Kur'an-ı Kerim'de 7 tane örneği var. Kur'an talebesi olarak bunları bilmemiz lazım. Madem Kur'an'la anılıyoruz, Kur'an kavramlarını Kur'an'ın içerisindeki pozisyonları itibariyle tanımamız lazım. Vahiy kavramı bakın. Aslında müstakil bir ders konusudur ama oraya vakit ayırmayayım çok fazla. Mesela meleklere vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Enfal suresi 12. ayet. Ayetleri okumuyorum. Yeryüzüne vahyettiğini söylüyor. Zilzal suresi 4 ve 5. ayetler. Gökyüzüne vahyettiğini söylüyor. Fussilet suresi 12. ayet. Bal arısına vahyettiğini söylüyor. Vavha rabbuke ilen nahli. Rabbin bal arısına vahyetmişti diye. 4. 5. Çocukken Hazreti Yusuf'a vahiy. Bak, vahyeden Allah, muhatap insan ama peygamber değil. Hazreti Yusuf çocuk. Kardeşleri onu kuyuya atarken ona vahiy geliyor. Oradaki diyor ki, surenin 15. ayeti, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ Kuyuya atılırken biz ona vahyettik dedik ki لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar durumun farkında değilken sen bunu onlara haber vereceksin bu olayı. Nitekim Yusuf suresinin ilerleyen ayetlerinde bunu anlatıyor. Burada da vahyeden kudret Allah-u Teala ama vahye muhatap olan Hazreti Yusuf çocuk. Buna da ilahi vahiy denir. Bu vahiylerin her birinde vahiy kavramı bildiğimiz manada bilgilendirme yani bir mesajı iletme anlamında değil. Bunlardaki vahiy kavramı ilham etmek demektir. Arıya vahiy, arıya ilham etmek demektir. Meleğe vahiy, meleğe ilham etmek demektir. Yere vahiy ilhamdır. Göğe vahiy ilhamdır. Her biri ilham manasındadır. Bildiğimiz teknik manada vahiy bu kelimelerle karşılanmaz. Burada vahyeden Allah'tır, muhatap peygamber değildir. İnsandır, canlı cansız varlıklardır. Bu tür ayetlerdeki vahiy kavramı ilham manasıyla karşılanır. Havarilere vahiy var. Maide suresi 111. ayette. Hazreti Musa'nın annesine vahiy var. Taha suresinde ve Kasas suresinde.
Bunların her birinde vahiy kavramı bildiğimiz manada ilahi bir bilgilendirme, iletişim biçimi değil, bunlar ilham olarak algılanır. Bunların genel adı ilahi vahiydir. Bu vahyin ikinci türüdür. Bir türü daha var, işte vahiy denince aslen kastedilen budur. Bunun adı hakiki vahiydir. Hakiki vahiy, vahyedeni Allah, vahye muhatap varlık da eğer peygamber ise işte o vahiy hakiki vahiydir. Vahiy denince de akla gelen budur. Mesela Nisa suresinde buyuruyor. İnna evheyna ileyke kema evheyna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'di ve evheyna ila İbrahim ve İsmail'e ve İshak ve Yakub ve Esbat ve İsa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve ateyna Davud'a Zebura ve rusulen kad kasasnahum aleyke min kablu ve rusulen lem neksusum aleyk ve kellemallahu Musa teklima. Nisa suresi 163-164. ayet. Sana vahyediyoruz, Nuh'a ve ondan sonraki nebilere de vahyettiğimiz gibi, işte ondan sonra peygamberleri sayıyor. İşte bu vahiy hakiki vahiydir. Peygamberimize yönelik bizim okuduğumuz ayet, yani Necm suresinin 4. ayetinde geçen vahiy budur. Kur'an'ın bütün cümleleri işte bu vahyin örnekleridir. Rabbimizin kullarıyla iletişime geçtiği vahiy, terim olarak kastedilen vahiydir. Hakiki vahiy manasına gelir. Ama bilelim ki birer Kur'an talebesi olarak vahiy daima Allah'a nispet edilerek kullanılmaz Kur'an-ı Kerim'de ve vahiy Allah'a nispet edildiği 7 örnek ayette muhatap peygamber olmadığı için bilinen manada vahiy diye karşılanmaz, karşılanmamalıdır. Ayet-i Kerime işte 4. ayetteki vahiy kavramını bu vesileyle biraz açma ihtiyacı hissettim. Çünkü vahiy vahiy denince her önüne gelen, her gördüğü yerde aynı manayı arıyor. Ondan sonra çıkmaza giriyor filan. Hayır. Bunun teknik arka planı var, altyapısı var. Diğer kullanıldığı bütün ayetlere baktığınız zaman böyle bir üçlü vahiy tasnifini yapmanın zorunlu olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu vesileyle size bunları hatırlatmış oldum. Tabii ki 2 ayet okuduk. Yani yapacak bir şey yok. 5. 12. ayetler arası kaldı. Aslında neler hazırlamıştım. Bu allemehu şedidul kuvazü mirretin festeva ve huve bil ufukil a'la sümmede. Necm suresine nasıl takla attırdıklarını anlatacaktım size. Olmadı. Bir dahaki derse kaldı. Hani diyor ya, bazen duyarsınız. Peygamberimize Cebrail aleyhisselam vahiy getirdiğinde peygamberimiz ona demiş ki sen bu vahyi nereden alıyorsun? O da demiş ki işte şeye çıkıyorum, işte semaya çıkıyorum. Oraya da bir perde var. Hani nasıl perde? Kornişli mi? Yani nasıl bir perde? Perde deyince sen ne anlıyorsun yani? Herhalde böyle evde çektikleri perde. Öyle zannediyorlar herhalde ya. Bunu diyor, perde var oradan, onun arkasından geliyor. Güya peygamberimiz de ki o perdeyi bir aç bakalım, arkasında kim var? Bir daha gittiğinde peygamberimiz Cebrail aleyhisselam perdeyi bir açmış. Aa, bir de ne görürsün, arkada peygamberimiz. Ya ondan ona geliyor. Bak. Ya bunlar küfür sözleri ya. Bunlar, bu nasıl söz bunlar ya? Ya bunu nasıl dersiniz arkadaş ya? Buna nasıl inanırsınız ya? Ya size Necm suresinin 5. ayeti inmedi mi arkadaş ya? Bunu bir dahaki ders anlatacağım. Allemehu şedidul kuva zümirretin. Yani kendimi anlatmayacağım. Ayetler, Allah'ın dediklerini anlatacağım. Hedefim bugün anlatmak da ama olmadı. 2 saat oldu. 15 gün sonra inşallah vahyin kaynağı neymiş? Allah'ın sözlerini sizlere inşallah aktarmaya gayret edeceğim. O güne kadar Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.